Bakın deniz seviyesi orası. Bu kadar yüksekten orada tırmandığınızı, indiğinizi ve tırmandığınızı düşünün yani. Arkadaşlar bu iki atlama çok dikti gerçekten. Önemli olan atladıktan sonra virajı alabilmek tabi. Hoppa! Evet arkadaşlar, şimdi sağlam bir kaç dakika? Yarım saat tırmanacağız mı? Sağlam bir tırmanışımız var. Tırmanıştan sonra görüşürüz. Düştüğümüz o aciz anları tanık olmanı istemiyoruz. O yüzden tırmanışı açmayacağım. Ama ondan sonra bir başka en eğlenceli parkurlardan biri olan Telanix parkuruna ineceğiz. Sahile doğru. Starbucks'a gideceğiz. Kahvemizi yudumlayıp günü kapatacağız. Evet. Arkadaşlar yukarı tırmandık. Zorlu bir tırmanış. Burası gerçekten çok dik. Ve hiç bitmiyor. Yani çok uzun süren bir parkur. Yani 10 dakika iniyorsunuz sonra tırmanıyorsunuz. Ama tabi kardiyo yapmak için bu parkuru da kullanıyoruz arada. Ciddi tırmanış var artık çünkü burada. Böyle yılan gibi kıvrılan bir yol var. O yol daha yani nasıl diyeyim çeyreği tırmandığımız yerin. Sonra da oradan kıvrılıp sahil deniz seviyesine kadar iniyor. Şu an en tepedeyiz. Buradan deniz seviyesi iniyor. Yani şurada öbür tarafta daha rahat göreceksiniz. Bakın deniz seviyesi orası. Bu kadar yüksekten orada tırmandığınızı, indiğinizi ve tırmandığınızı düşünün yani.
Evet. Arkadaşlar burada iki tane kaya var. Bu kayalar çok dik. Çoğu kişi kullanmıyor burayı. Herkes soldan gidiyor. Biz burayı çok eğlenceli bulduğumuz için. Biraz burası çok iyi değil miydi? Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Heh. Şey var ya. Ne? İlk başlangıçtaki yarık taş koymuştu lütfen. Evet. Ya her ne bazen benim arka lastik yarığa düşüyor. Biraz daha hızlı gideceksin. Daha hızlı gideceksin oraya. Çünkü onun... Önde birini takip edince öteyi göremiyorsun ya. Evet. Onun orası olduğunu ben zaten görmüyorum. Çok yaklaşınca görüyorum. O zaman da ne hız varsa artık onunla uçuyorum. Allah'ın evet. Aynen. Bir su içeyim. Limonlu su çok iyi gidiyor. Buzlu. Of. He? Limonlu buzlu su çok iyi limonlu gidiyor. Limonlu diyorsun ha? Burada bir tane şey koydum. Gördün mü? Gördüm. Ona şimdi bir tane başlık alacağım. Sana başlığı yok yanımda. Bende var. Sorun ama yok. Ama o başlıktan var. Olmuyor. Sığmıyor. Başka bir başlık sipariş ettim. Ha. Bir de bunun içinde olacak. Tamam mı? İki tüp. Yani onun altına tüp. Ne olacak onun içinde? Anlat bakayım. Şunu çıkaracağım. Buraya diş açacağım. Tamam mı? Nasıl açacağım? Taktiği var. Ha, neyi anlat işte. Ha, o bir tane şey geliyor. $35 ekstra alıyorsun. Ona diş açma seti. Sadece o işe yarıyor. Bugün alacakken bende var o. Arkadaşlar Akın'ın kafadaki Selba görüyor musunuz? Olay. Yani bütün ekipmanlarımız full professional. Fakat kaskımız daha da professional. İçindeki süngerleri yıkamış, unutmuş evet, takmayı. Unutmayı. Kafasını acıtıyor cırtçırtlar. O yüzden peçet böyle bir önlem aldı. Tarlada çalışan arkadaşlar gibi. Evet. Evet. Onu takıyorsun oraya. O $35 aldığın şeyle dişi açıyorsun, tamam mı? Taktiği var. Açtın dişi. Sonra onu çıkardın. Burada artık şeyin içinde, forkun içinde diş olmuş oluyor. O satın aldığın one up şeyi de oraya takıyorsun. O dişi şey yaparak. Daha doğrusu şunun yerine, tamam mı? Bir şey var böyle ortası boş. Onu takıyorsun, sıkıştırıyorsun. Bu vazifesini görmüş oluyor. Ortası boşluk kalıyor. Tamam, one up ne işe yarıyor? İçinde şey var. Multi tool var. Hmm. Şey yani var, zincir kırma aleti var, zincir yapma şeyi var. Tüp takıyorsun. Yani şeyden bel çantasından kurtulmuş olacağız. Evet. İlerideki projelerimizle ilgili de bilgiler veriyoruz gördüğünüz gibi. Her fırsatta. Hazırsın mı? Vallahi ne kadar olabilsem o kadar hazırım. Temkinliyim. Oldukça tehlikeli bir parkur olduğunu hepimiz biliyoruz yani buranın. Yok şey, uzun süredir aklımda yok, temkinliyim. Evet. Zaten ilk atlamada da soldan ineceğim. Ondan sonra Allah ne verdiyse. Hadi bismillah. Hazır mısın? Yes. Let's go. Arkadaşlar bu iki atlama çok dikti gerçekten. Önemli olan atladıktan sonra virajı alabilmek tabi. Hoppa. Şimdi bir de aşağıda bir dik yer daha var. Oranın da sıkıntısı. Hemen keskin bir viraj var. Orayı da dönebilirsiniz. Çözmüş oluyorsunuz burayı da. Dediğim yer burası. Gördüğünüz gibi ciddi bir keskinlik var. Şurada bir ileride bir jump var. Hoppala.
Evet. İkinci parkurumuzda tek parça olarak inmekten dolayı mutluyuz, gururluyuz. Dink yapalım hadi. Arkadaşlar bu biraz önce indiğimiz parkur Telonix. Buranın Laguna Beach'in en ünlü parkuru. Diyeceksiniz ki neden ünlü? Bu dağ bisikleti downhill yarışlarını izleyenler bilirler. Aaron Gwin diye Amerikalı efsane bir bisikletçi var. Onun burada çok fazla videosu var. Buradaki lokal bisikletçiler var. İşte Tommy West Pebbles efendim. Mo, Awesome, MTV. Ha bunlar hep YouTube kanalları olan lokal yarı amatör bisikletçiler. Onların bu parkurdan inerken çekimleri var. Bayağı meşhur bir parkur yani. Birçok tekniği bir araya kullanıyorsunuz. Ya işte jump var, burn var, efendim drop var, dik, loose yani böyle kaygan tozlu parkurda denge sağlayabilmek için belli bir tekniğe sahip olmanız gerekiyor. Bu gibi özellikleri olduğu için çok meşhur bir parkur. Umarım beğenmişsinizdir siz de. İnşallah ileride bir gün bir dağ bisikleti sever buralara gelir de bizle irtibata geçerse onları da buralara getirmeyi isteriz. Değişik deneyimler olur. Şimdi Starbucks'a gidiyoruz. Kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra eve gün başlayacak. Arkadaşlar bakın şurada Crank Brothers'ın mağazası var. Burada bu pedal aparatları. Başka neyi var Crank Brothers'ın? Kilitli pedal aparatları var. Normal pedalları var.
pompaları mompaları var. Yamaha setleri var. Ünlü bir marka bayağı. Jantları var. Buranın sahibini biz bir yerden tanıyorduk değil mi? Ne, burada mıydı? Tam buranın İtalyan markası. Buranın müdürünü. Ha, buranın müdürü. İçeride ha, böyle haftada bir değişik çok custom bisikletler sergiliyorlar. Mesela şu anda bir tane şey var. Böyle boyasız, sanki hani metali zımparalarsınız böyle çizik çizik şey olur ya. He? Öyle bir şey var. Şöyle bir göstereyim, yanından geçeyim de. Bakınız arkadaşlar. Bakınız şu içerideki bisiklet mesela. Pol diye bir marka. Gerçekten çok iyi bir bisiklet. Yani 10 bin dolar civarı fiyatı. Burası böyle bir mağaza. Daha açılmamış tabii. Starbucks'taki her zamanki yerimize park edelim. Evet. Gerçi benim terim bir daha iyi olmuyor ama. Arkadaşlar çok terli ve pis olduğumuz için şimdi application'dan vereceğiz siparişi. Ben vereceğim siparişi. Gel abi gel. Evet, application'dan veriyoruz siparişi. Benim günümü yapıyorsun şu an. Fark etmez, evet. Abi beni ince sıcak sıcakla kapuçunaya gir. Ama seçilmişlerden değil abi. Hayır. Büyüyüsten değil. Ben benimden seçmek istiyorum. Evet. Dur. Kapuçuna nerede? Kapuçuna mu? Evet. Dur. Kapuçuna blondi. Bu olsun. Dur. Continue. Yes, continue de. Save de. Bir dakika. Add size, flavors, milk. Ha, şu. Non-fat. Dur. Kim non-fat? Non-fat var orada. Ben çok çok fat istiyorum. Ha, tamam. Hayır, tamam. Arkadaş, ev aldık sanki. Save de. Tamam, add. Add dedi. Tamam. Evet, orada da devam. Ben de bir... Ben sana söyledim ama şimdi bunu 2 saat anlatsam. Yakın geldin mi? Hey, var mı bunun içinde güzel şeyler? He? Bir dakika. Ben ne içeceğimi bulamadım. Bir saniye. Abi. Gelmedin yakın. Ben gördüm. High place için ben de ya. Lütfen benim dizisine bak. Bir saat duracağım bir daha. Ay, sildim. Evet arkadaşlar, confirm. Pickup store, yani bu burayı şey yapıyoruz, işaretliyoruz, check out diyoruz. Hesabımızda 16.58 varmış, 8.50 tuttu. Place order. Evet, tip vereceğiz mi? Vermeyeceğiz. Bu arada ne kadar yıldızım birikmiş acaba benim?